kainatın yegane sahibi, yaratanı, Rabbi ve bizleri yoktan var eden en güzel ve en mükemmel doğru yaşam tarzı olan İslam ile bizleri şereflendiren Yüce Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Salat ve selam yaratılmışların en hayırlısı, iki cihanın güneşi, insanlık karanlıktan nura çıkaracak, Kur'an meşalesini elinde tutan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Pak Ehli Beytine ve her biri birer yıldız hükmünde olan seçkin hesabın üzerine olsun. Şüphesiz biz onun Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nde olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece fecrin doğusuna kadar bir esenliktir. Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Yüce İslam dininin mensupları olan biz Müslümanları, Kur'an-ı Kerim'de övülen ve bin aydan daha hayırlı olan Leylet-ü Kadir'e, yani Kadir gecesine bizi ulaştıran Rahman'a sonsuz şükürler olsun. Kadir gecesi, Allah'ın insanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an indirmesiyle insanlığın hidayetinde bir dönü noktasını teşkil etmektedir. Bu gece zulüm ve tuyan saltanatlarının yerle bir edildiği, haksızlığın yerine adaletin, ahlaksızlığın yerine erdemin, düşmanlığın yerine kardeşliğin inşa edilme başlandığı, insanlık tarihinin en büyük devrimini gerçekleştirdiği gecedir. Bu gece yolunu şaşıran, karanlık dehlizlerde şaşkın şaşkın dolaşan, insanlığın rehberine kavuştuğu, kadru kıymeti büyük ve yüce bir gecedir. Bu gece ibadet ve duaların kabul edileceği müjdelenen, duaya teşvik edilen şerefli bir gecedir. Müslümanların büyük bir tazarru ve niyaz ile Rabbine yalvarması gereken bir gecedir. Hz. Peygamber'in buyruğuyla kim bu geceye erişirse Allah'ım şüphesiz sen affed affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet. Duasını dilinden ve gönlünden eksik etmemelidir bu geceyi manen yükselme, donanma ve arınma gecesi olarak kabul edip Kur'an-ı Kerim'i tertil üzerine okuyarak onu idrak ederek gecemizi ibadetlerle süslemeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan yani bir ömre bedel olan ve bütün duaların kabul olacağı bu gece Rabbimizin bu ümmete bahşettiği bir hediyedir. Bunu hakikat manasıyla anlamalı ve ona göre idrak etmeliyiz. İslam ümmeti Kur'an ile dirilme ve onun mesajı etrafında kenetlenmeye yeniden muhtaçtır. Bu ümmet aralarındaki menşeleri Kur'an hakemliğine çözmeli, kardeşlik ve vahdet esaslı yarınlar inşa etmelidir. Kur'ansız bir dünyanın karanlık kalacağı gibi, Kur'an etrafında kenetlenmeyen bir ümmetin ve insanlığın yarınları da karanlıkta kalmaktan kendilerini kurtaramayacaktır. Dünyanın her köşesinde zalimin zulmü altında ezilen, mağdur edilen, malı, mülkü ve yurdu işgal edilip talan edilen, açlığa, susuzluğa ve zillete maruz bırakılan, en mukaddes değerleri ayaklar altına alınan, başta Kudüs olmak üzere bütün mazlum Müslümanların kurtuluşu için bu gece çokça dua etmeliyiz. Basit dünya beklentileri ile farklılıkları nedeniyle birbirine düşman olmuş Müslümanların tekrar yek vücut olması için bu gece Rabbimize el açıp daha çok yakarışta bulunmalıyız. Peygamber sevdaları vakfı olarak Cenab-ı Allah'tan bir ömre bedel olan bu mübarek geceyi en hayırlı şekilde ihya etmeyi tüm Müslümanlar nasip etmesini diler. İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ederiz.